Elimizde devirli bir ondalık sayı olduğunu varsayalım. Mesela 0,4008. Bu sayıdaki 4,008 rakamları sürekli tekrar ediyor olsun. Şöyle. 0,4008 4, 0, şeklinde sonsuza kadar tekrar edecek. Şimdi sizden videoyu durdurmanızı ve bu devirli ondalık sayıyı sonsuz bir seri olarak ifade etmeye çalışıp bu serinin geometrik olup olmadığını düşünmenizi istiyorum. Peki, denediniz ve cevabı buldunuz. O halde hadi bir de birlikte bakalım. Sonsuz serimin her bir terimi için 4, 0, 0, 8 olarak kendini tekrar eden bu kısmı bir şekilde ifade edebilmem gerekiyor. Mesela 4, 0, 0, 8 ilk terimim olsun. Şöyle ilk terim olarak 0, 4, 0, 0, 8'i yazıyorum. Sıradaki terim bu 4, 0, 0, 8'i temsil ediyor olmalı. O yüzden ikinci terimi de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 8 olarak yazıyorum. Sıradaki 4, 0, 0, 8 içinde 0,8 tane 0 koymam lazım, öyle değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 4, 0, 0, 8 ve bu bu şekilde sonsuza kadar devam edecek. Burada bir düzen olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Ondalık kısımdan önce her seferinde 4 tane sıfır eklediğimiz ve bu şekilde sonsuza kadar devam ettiğimiz için bu sonsuz bir toplam yani sonsuz bir seri. Peki acaba aynı zamanda geometrik bir seri mi bakacağız? Bunun geometrik bir seri olması için bir terimden diğerine geçerken her zaman aynı oranla ya da değerle çarpmış olmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Ortak oran veya ortak çarpan diyoruz buna. 0,4008'den 0,00004008'e geçerken neyle çarpıyoruz? Virgül 4 basamak sağa kaydığına göre 10 üzeri eksi 4 ile ya da 0,001 ile. Bir saniye, bir sıfır daha eklemem lazım. Evet. 0,0001 ile çarpıyoruz. Bundan buna geçerken de virgül 4 basamak sağa kaydığına göre yine 0,0001 ile çarpıyoruz demektir. Yani ortak oranımız 10 üzeri eksi 4. O halde bunu şöyle de yazabilirim. Birinci terim için 0,4008 çarpı ortak oran yani 10 üzeri eksi 4 üzeri 0. Bu bize birinci terimi verir. Artı 0,4008 çarpı 10 üzeri eksi 4 üzeri 1. Güzel. Artı 0,4008 çarpı 10 üzeri eksi 4 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz. Böylece devam edeceğimizi de unutmayalım artı nokta nokta nokta. Bu haliyle artık sonsuz bir geometrik seriye çok daha fazla benzedi öyle değil mi? Ve eğer bunu sigma gösterimi yani toplam sembolü ile yazmak istersek toplam k eşittir sıfırdan sonsuza kadar birinci terimimiz neydi? 0,4008 çarpı Ortak oranımız yani 10 üzeri eksi 4 ya da 0,0001 10 üzeri eksi 4 diyelim üzeri k. Şimdi ilginç bir soru daha sormak istiyorum. Bunu geometrik bir seri olarak yazabildiğimize göre bu toplam acaba nedir? 4, 0, 0, 8 sonsuza kadar bu şekilde devam edecek diye düşünüyor olabilirsiniz ama ben bunu bir kesir olarak ifade etmek istiyorum. Onun için şimdi videoyu tekrar durdurun ve sonsuz geometrik bir serinin toplamının ne olduğunu bulma konusundaki bilgilerinizi kullanarak bunu bir kesir olarak ifade etmeye çalışın. Evet, denediniz ve cevabı yine buldunuz. O halde sıra bende. Daha önceki videolardan hatırlayacaksınız nöttür bir renk kullanayım. Evet geometrik bir serinin toplamını k eşittir 0'dan sonsuza kadar a çarpı r üzeri k'nın a bölü 1 eksi r'ye eşit olduğunu kanıtlamıştık. Bunu buradaki seriye uygulayacak olursak a 0,4008 bölü 1 eksi r yani ortak oran yani 0,0001. Eh o zaman hadi hesaplayalım. 0,4008 bölü 1'den 0,0001 çıkarsa bunun 10.000'de 10.000'lik olduğunu, bunun da 10.000'de 1'lik olduğunu düşünürsek geriye 10.000'de 9.999 yani 9.999 bölü 10.000 kalır öyle değil mi? Bir saniye kafanızın karışmaması için bu söylediklerimi yazayım. Bu 10.000 bölü 10.000'dir. Bundan 1 bölü 10.000 çıkarırsak geriye 9.999 bölü 10.000 kalır. Evet, devam edelim. 0,4008 çarpı 10.000 bölü 9.999. Ters çevirip çarptık paydaki çarpma işlemini yaparsak 4008 olur değil mi? Ve bölü 9999 elde ederiz. Gördünüz mü? Devirli ondalık bir sayıyı bir kesir olarak ifade ettik. Gerçekten harikayız. Sadeleştirmeyi de deneyebiliriz şimdi. Yani tamam bir kesir elde ettik ama belki sadeleşebilir. Rakamların sayı değerlerini toplarsak 4 artı 8 12 1 artı 2 de 3 ettiği için paydaki sayı 3'e bölünüyor. 9999'un ise 3'e bölündüğü zaten ortada. 4008 bölü 3, 4'te 3, 1 kere var. 4 eksi 3, 1. 10 da 3, 3 kere. 3 kere 3, 9. Çıkartalım. 10 da 3, yine 3 kere. 3 kere 3, 9. 10'dan 3 çıkar. 1, 8'i aşağı indir. 18'de 3, 6 kere var. Ve bölüm 1336 olduğu için paya 1336 yazıyorum. Bu sayıyı bir daha 3'e bölemem değil mi? Çünkü rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 3'ün bir katı değil artık. Paydayı 3'e böldüğümüzde ise 3, 3333 elde ediyoruz. Sanırım bu kadar sadeleştirebiliyoruz. Eğer bu kadar değilse bana haber verin olur mu? Yine de ne olursa olsun sizde son derece net bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorsunuz öyle değil mi devirli bir ondalık sayıyı sadece sonsuz bir seri değil sonsuz bir geometrik seri olarak yazıp sonsuz geometrik serilerin toplamı için kullandığımız formül yardımıyla bir kesir olarak ifade etmeyi başardık bravo bize